Herkese merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir video ile sizlerle beraberim. Biliyorsunuz Şimdi ben bu videoyu hemen çektiğim zaman hemen atacağım. Yani dün sabah olmuş oluyor. Bu videoyu attığım tarihte zaten 29 Temmuz saat 12 civarında, gece 12 civarında atacağım. Yani Ayın 28'inde sabah bir video yayınlamıştım. 2-3 gol taktiği. Ve bu 2-3 gol taktiğinin bir de üst taktiği var demiştim. Bu üst taktiği ile alakalı e, Instagram'dan olsun e, Youtube'dan olsun çok soru geldi. Bunun neticesinde de hemen videoyu çekme kararı aldım. Zaten bugün yayınla, yayınlayacağımı da o videoda söylemiştim. Ama bir aksilik oldu. Yayınlayamadım. Sabah yayınlayacaktım normalde gene. E, ben de akşam hemen yayınlayayım, e, çekeyim ve yayınlayayım dedim. Yarın sabah bırakmadım yani. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu taktiğe geçmeden önce gene sizlere Instagram hesabımı ben göstereyim. Çünkü her videomda biliyorsunuz sürekli izleyen arkadaşlar dışında bizi yeni izleyen arkadaşlar da var. Instagram hesabımı her videomda göstermemin sebebi de bu arkadaşların Instagram hesabımızı takibi alıp soruları varsa oraların, oralar oradan yönetmeleri ve hani kaçırmamaları arkadaşlar. Hiçbir şey kaçırmamaları. E, bu yüzden instagram hesabımızı sürekli her videomuzda gösteriyoruz VIP Mustafa Sergen yazdığınız zaman Arama kısmına ilk sıralarda büyük ihtimalle benim hesabım çıkar Uzun zamandır bakmıyorum Fake hesap var mı falan diye ama e, Fake hesap falan da açmamışlardır inşallah e, Yukarıda görmüş olduğunuz gibi VIP Mustafa Sergen hesabını takip ederseniz Yanlış hesapları takip etmezseniz Sıkıntı da yaşamazsınız Hemen yine maç golü arayüzüne döneceğim 2-3 gol taktiğinden bahsetmiştik Bu 2-3 gol taktiğini bir de üst taktiği olarak yayınlamak istedim sizlere. Bu üst taktiği yine Besoccer uygulamasından oluyor arkadaşlar. 2-3 gol taktiğinde mesela ne demiştik? Şurada bir tane mesela uymuş mu bakalım. Hani hepsi uymuyor tabii ki ama 2-3 gol taktiğinde bu arada kanalıma girerek bir önceki videodan izleyebilirsiniz arkadaşlar. 2-3 gol taktiğinin dışında da yaklaşık 20-30 tane belki saymadım ama taktik videom mevcut. Onların hepsinde izleyebilirsiniz YouTube kanalımdan. Ee, YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi yeri gelmişken bunu da söyleyeyim sizlere. Mesela 2-3 gol taktiği ile alakalı analiz kısmına geliyorduk. Bakıyorduk. Burada beklenen goller var. He, bakın. Mesela bu üst taktiğine uyuyor arkadaşlar. Ee, hani çok uymuyor belki ama. E... Pardon pardon. Bu tamamen uyuyor. Bu üst taktiğimize uyuyor mesela. Bunu biraz sonra göstereyim ben size. Şu 2 3 gol taktiğimiz oyuyum. Buna bakalım. Öncelikle 2 3 gol taktiğinden bahsetmek istiyorum. Birazcık. Ha, bakın mesela burada 1.12 ve 0.84 beklenen gol aralığı. Ee, bu uygulamanın girdiğiniz zaman bu uygulamaya. Şurada maç e, kısımları çıkıyor zaten. Oynanmamış maçlara tıklayacaksınız siz tabii ki. Ben oynanmışlar üzerinden gösteriyorum. Mesela şu takımın şeyine tıklayalım. Bakın ben skor kısmına tıklıyorum. Siz oynamamış maç maç var mı şu anda burada? Yok neyse. Ben skor kısmına tıklıyorum. Şu skor kısmına evet göstereceğim şimdi. Evet. Skor kısmına tıklıyorum. Siz de zaten orada tarih yazar, saat yazar, bir şey yazar. Analiz kısmına tıklıyorsunuz buradan. Ve beklenen gol aralığına bakıyorsunuz. Bakın aşağı indiğiniz zaman biraz böyle bir kısım çıkıyor. Burada ev sahibinin ve deplasmanın beklenen gol aralıkları yazıyor. Mesela burada 1.12 var ve 0.84 var arkadaşlar. Ee, bu iki e, tahmini topladığınız zaman 2'nin üzerinde olması gerekiyor ve e, bu 2.02 yapıyor. Yanlış hesaplamıyorsam e, 2 ila 2.5 arasında olduğu zaman bu oran 2-3 gol geliyor demiştik. Bakın bu maçta mesela uymuş 2-3 gol gelmiş. Şimdi bunun üst versiyonu var arkadaşlar. Size üst versiyonunu göstereceğim. Şurada bir maç daha var mesela. 1-1 bir bitmiş. Buna bakalım. Ya tabii %100 diye bir şey yok arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi. Zaten %100 olsaydı eğer e, biliyorsunuz ki e, yani bu şekilde e, kuponlar yapar. Buraya da hiç atmazdım belki de. Çünkü %100 olmuş oluyor o zaman. Ve e, hani kendimce baya bir şey kazanmış olurdum. Bakın burada mesela bir Beklenen gol aralığı 1. Ve 0.91 diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle yapacağız. 1'i e, topluyoruz 0.91 ile 1.91 yapar değil mi? O yüzden bu taktiğimiz uymamış ama gene de gelmiş. Hani istisna diyebiliriz. E, zaten bu %100 diye bir şey yok. E, hani sadece bu uygulamanın güzelliğinden kaynaklı olarak. E, bu bir taktik videosu da denemez aslında bunu ama. Hani bu uygulamanın güzelliğinden kaynaklı. Uygulamanın iyi tahmin yapmasından kaynaklı. E, tahminlerin gelmesi diyelim. 1.91 yaptı. 2'ye yakın gene aslında. Hani 2 diyebiliriz. 1.91 ama biz gene de garanti olsun diye 2 ve üzerine alıyoruz. Şimdi üst taktiğine geçelim yavaş yavaş. Mesela Santos Laguna maçı varmış. Bakın. 3-0 bitmiş. Üst olmuş. Şöyle analiz kısmına tıklıyoruz. Gene aynı kısma geliyoruz. Beklenen gol aralığına bakıyoruz. Ev sahibinin 2.95 beklenen gol aralığı. Yani 3'e yakın. Öyle de olmuş zaten. Baktığımız zaman Santas Loguna 3 tane gol atmış. E, deplasmanın beklenen gol aralığına bakıyoruz. 0.99. Buna da 1 diyelim hadi. E, 0.99 hadi 1 diyelim. Topladığınız zaman ikisini 3.95 gibi bir şey yapıyor. Peki biz üstü olacağını nasıl anlıyoruz? Şu şekilde. Tabii ki bunda da gene %100 diye bir şey yok veya tutmayan maçlar oluyor ama genel itibariyle yüksek e, yüksek ihtimalle tutuyor. Şimdi 2.95 beklenen gol aralığı ev sahibi. Deplasman 0.99 dedik. İkisini toplayacağız dedik. Ne yaptı? 3.95 gibi bir şey yaptı değil mi? Bu sefer de üst taktiğinde şöyle bir şey dinliyoruz. 3.5 yani 3.50. 3.5 diyelim. 3.5 ve üzerindeki maçlar genel itibariyle burada üst bitiyor arkadaşlar. Bakın Santos 3. Rakibi 0. 3-0 bitmiş maç hani ikisinin beklenen gol aralığı toplandığı zaman ikisinin e, beklenen golleri aralık 3.5'un üzerinde. Şimdi bir maç daha bulmaya çalışalım bakalım. Mesela e, şöyle 4 bir biten bir maç varmış. Tabi hazırlık maçlarına falan oynamayın arkadaşlar. Bakın hazırlık, kupa, kupa. Ya bu tarz maçları oynamayın. Genel itibariyle böyle e, hani iyi maçları oynamaya çalışın arkadaşlar. Bakın 4 bir biten bir maç var. 1.54 ile 0.8 toplamda eee 2 nokta kaç yapıyor? 2 nokta 44 mi yapıyor? Öyle bir şeyler yapıyor. Aslında bu 2-3 gol taktiğinde uyuyor ama gelmemiş gördüğünüz gibi. Ee, gene şurada 2 1lik bir maç var. Buna bakalım. Bu, bu olmuş mu? Bakın burada da 1.21 ve 0.9. Ee, i̇kisini topladığımız zaman gene 2.20 yapıyor. 2.20 yapıyor. 2.20'de 2-3 gol taktiğimize uyuyor. Bu da 2-3 gol gelmiş. Evet. Şimdi. Şurada Kratone maçı varmış mesela 3-0 bitmiş. Buna bakalım. Analiz kısmına gelelim. 2.17 0.74 yaklaşık eee 3 falan yapıyor bu da. Ya hani aslında arkadaşlar 3 ve üzeri de kabul edilebilir ama şöyle 3 ve e, üzerini biz yaptığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaştık. 10 maç yaptıysak bunun 6 tanesi geldi 4 tanesi yattı. Yani %60'lık bir oran yakaladık. Yani biliyorsunuz ben taktik videolarımda %60'lık bir oranı sizlere vermek istemiyorum. E %60 kötü bir oran bence. Hani 10 maçtan 6'sının gelmesi bence kötü bir istatistik. E, Bize en az 10 maçtan 7 tanesinin gelmesi lazım. O yüzden oranı 3.5'a çektik. Siz de yani hani bana kalırsa 3.5 ve üzerine alalım. Tabi 3.5 ve üzeri zor bulunuyor ama şöyle bir şey var daha biraz daha garanti oluyor arkadaşlar. Hatta bazı maçlar var mesela oranları da baya yüksek olabiliyor iddiada 1 1.60, 1.65, 1.70 oranların da açıldığı oluyor yani arkadaşlar takip etmeniz önemli. Tabi biz şu anda dostluk maçları yani hazırlık maçlarına bakıyormuşuz aslında bunlara da bakmamak gerekiyor. Şurada mesela Çek Cumhuriyeti Ligi sanırım burada bir maç var buna bakalım. Evet şurada analiz kısmına girdiğimiz zaman. Heh, bakın mesela beklenen gol diyor. Ev sahibinden 2.06 gol bekleniyor. Deplasmanda 1.56. Topladığınız zaman 3.60 falan yapıyor. 3.60 küsür yapıyor. E, 3.5'ün üzerinde yani. Ve maç üst bitmiş gördüğünüz gibi. Bakayım. Lorient maçı var. Aslında Fransa Ligi pek şey değil ama dakikada 90 zaten. Ya Fransa Ligi e, gol, golü geçmeyen bir lig. Yani pek böyle golsüz geçen liglerde yapmanızı önermiyorum bunu da. 1.35 0.52 1.80 küsür yapar. Yok bu dediğim gibi hani aslında bu uymuyor. Çünkü Fransa ligi bakın şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu taktikleri bol gollü geçen liglerde daha çok yapmanız lazım. Bu taktiği. Bu taktiği. Şu anki taktiği bol gollü geçen liglerde. Böyle az gollü geçen liglerde yapmamanız lazım. Fransa gibi. Ondan sonra 2-3 gol taktiğini çok gollü geçen liglerde yapmamanız lazım. Mesela Hollanda ligi gibi çok gollü geçen liglerde yapmayın bence. 2-3 e, gol taktiğini. Üst taktiğini orada yapabilirsiniz. E, ya da hani bakarsınız. ya Bir bakarsınız. iki takımdan da ikişer gol bekleniyor. 4 e, küsürün üzerinde. Ama lig gene böyle e, Fransa'dır. O zaman oynarsınız. Uygulama genel olarak güzel çünkü arkadaşlar. Ben e, baktım yani. bayağı bir takip ettim. Bu taktiği de aynı şekilde gene Whatsapp grubumuzdan. E, Meto abi verdi. Bu taktiği de aynı şekilde o verdi. E, bu uygulamadan güzel taktikler gelecek gibi duruyor. Bu uygulamadan daha çok taktik çıkartmaya çalışacağız bu arada arkadaşlar. Genel itibariyle böyle işte arkadaşlar. E, üst taktiğimizi de anlattığımıza göre yavaş yavaş artık sizleri tekrardan son bir kez e, YouTube kanalıma davet ederek ve instagram hesabıma davet ederek yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Instagram hesabımız burada. Youtube kanalımızdan zaten şu anda bu videoyu izliyorsunuz. 2 e, dakikalık bir iş sadece bir abone ol butonuna basacaksınız. Bir de e, bildirimleri açarsanız videolarından ve taktiklerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Biz de emeğimizin karşılığını daha iyi, daha kolay ve daha erken alabiliriz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.